Herkese selam. Alışverişe geldim. Carrefour'a. Yeni yıl alışverişi. Ama nasıl geldim? Bir de bana sorun. Arabanın aküsü bitmiş arkadaşlar. Olacak şey değil. İttik. İstanbul'un göbeğinde 1970 yılında gibi arabayı ittik. Ve öyle geldim. Umarım geri dönebilirim. Şimdi nereden başlasam? Of. Ya bir de arabayı ittik. Hadi onu neyse geçtik, atlattık. Sonra geldim AVM'ye. Bir de telaşlı çabuk çabuk. Çünkü 8'de kapanacak AVM biliyorsunuz. Çabuk çabuk gelmeye çalışıyorum. İşte vakit kaybetmemeye çalışıyorum. Telefonumu kaybettim. Dedim ki herhalde koşarken, yolda arabayı iterken düşürdüm. Bakıyorum. Yok falan derken telefon arka koltuktan çıktı. Arabanın alt arka koltuğunda. O yüzden hiç iyi başlamadım. Umarım iyi devam edebilirim. Şimdi bana minnet bardak al demişlerdi. Aslında aldım. Hafta içi. Şeyden, gerçi şimdi gene hafta içindeyiz ama dün aldım. Böyle küçük minik bardak. Ne yapacaklarsa bilmiyorum. Ama gene buraya da bir bakacağım. Belki bir tane daha mı alırım? Bilmiyorum. Dur bakalım. Önce ona bakayım. Her türlü bardak var da o küçük yerden yoktu. Canım arkadaşım Kübra dedi ki, gideceksin Carrefour'dan da dedi, ya Paşabahçeli ya lava alacaksın dedi. Ya dedi başka bir şey olmaz dedi, gideceksin dedi, orada daha pahalıyı alacaksın. Dedi git bir milyoncudan bir tane al dedi bana. Aa dedim, yani bir bakayım dedim. Dün akşam baktım, aldım 14 liraya. Şimdi bakın burada şu arkadaşımız 12 lira, hatta 11.97, 19.90'dan düşmüş. Ve şunun tatlıcılığına bakın Kübra, ben senin aklına tükürüyorum. Ya bundan da mı alsam? Kübra bana bundan hediye alacaksın, tamam mı? Benim sinirim bozma. Neyse, şu bak bardağı bir düşüneceğim. 6 tane var. 3 tane de bende varmış böyle minik evde. Zaten 4 kişiyiz. Bilmiyorum, yeter herhalde diye düşünüyorum ben ama bilemedim. Bayağı kabarık bir alışveriş listemiz var aslında. Ay burnum kaşındı. Şimdi nereden başlayacağımı şu an gerçekten kestiremiyorum. Telaşlı bir başlangıç yaptığım için. Ama en iyi bildiğim şeyden, cipsten başlamayı düşünüyorum. Cips reyonu burası. Pardon. Şöyle, oha. Pringles'lar 10 liraya düşmüş. Bakayım, diğerleri 5. Şöyle. Ayak kokulu. Bir tane şundan alayım. Bir tane de sade Ruffles. Bunu da koyduk. Şimdi mısır da patlatacağız. Köyden mısır geldi. Biliyorsunuz ki. Şöyle. Ay çok dar ya buralar. Aa pirinç almamız lazım. İç pilav yapacağız. Pirinç. Pirinç reyonumuza geldik. Şöyle güzel bir pirinç alayım da pilavımız da güzel olsun. Baldo değil mi? Baldo güzel oluyor. Reis mi? Markası ne olacak? Reis bence. Güzeldir diye düşünüyorum. Kaşık hediyeliymiş. Kaşığımız var. Baldo. Uzun tane. Bundan alayım. Niye böyle yapmışlarsa? Kızlar dediler ki şöyle güzel bir peynir tabağı yaparız. O yüzden peynir reyonuna doğru ilerleyelim. Evde öyle şey, normal peynir var ama sanırım onların anlatmak istediği öğle kahvaltıda yenilen değil de böyle, ne bileyim, eski kaşar falan mı acaba? Gidip bakacağım şimdi. Peynir reyonuna geldim. Burada normal beyaz peynirler var. Kaymak falan. Çeçil. Çeçil olmaz herhalde. Şu ne? Tulum peyniri diyor. Bu ne? Çoban peyniri. Aa dil peyniri de olur bence ya. Bir tane dil peyniri alayım bence. Eski kaşar. Şu mu? Aslında ha, bu parmesanmış. Çedar diyor. Çedara gerek yok. Of, yanı çok fazla peynir çeşidi var. Şu an ben bilemedim. Tost peyniri diyor. Yok. Aa eski kaşar burada. Çok bu sanki ya. Ne yapacağız bu kadar? Daha mı küçük? Şunlar. Bu
bir tık daha küçük gibi. Gravyer peynirmiş bu. Gravyer peynir. Bundan alayım mı? Şöyle minik bir eski kaşar almaya karar verdim. Bir de şurada dil peynirimiz vardı. Yeter mi ama peynir tabağı deyince iki tane peynir değildir herhalde ya. Şunu merak ettim ben, şu gravyer miydi neydi ya o? Gravyer. Bir şey diyeceğim, ben İzmir tulumu da severim ya. Yani beyaz peynir işte. Gibi. Bence bunu alayım. Meyve almamız lazım. Şöyle güzel bir meyve tabağı yapabiliriz. Aslında evde mandalina falan köyden gelen. Aa, greyfurt. Ben greyfurt seviyorum ya. Greyfurt alacağım. Kızlar üzüm istemişlerdi şöyle. Yeşil ve kırmızı olmak üzere birer salkım üzüm aldım. Başka ne alabiliriz? Ayva ve armut alabiliriz bence. Burada yeşil elma falan da. Portakal. İki tane var ama onları ben yerim kesin. İki gün var daha çünkü. Şimdi meyvelerime meyve kattım. İki tane ayva. İki tane yeşil elma. Ve üç tane de armut aldım. Alışverişimize devam edelim. Bence meyve bu kadar yeterli gibi. İdil aradı az önce. Meyve reyonundan ayrılmamam gerekiyor. Alışverişimi eşlik edecek. Yani içecekler kısmını eşlik edecek. Ben çok anlamayacağım çünkü. O kulvarda çok iddialı olduğumu söyleyemeyeceğim. O geliyor şu anda. Biliyorsun. Hoş geldin. Hareketi olamaz yani. Ya korkutuyorsun ben sırdesi. Yine niye bağırıyorsun? Arkamdan böyle bir dürttü de böyle bir çığlık attım ben. Hoş geldin İdil. Aynen. Şimdi içeceklere mi geçelim? Aynen. Aynen, ben de aynı. Geçebiliriz. Ne aldın? Meyve aldım, peynir aldım, cips aldım, pirinç aldım iç pilav için. Bilmiyorum, bakarsın yani. Çıkarıp değişiklik ekleme yapabiliriz hani. Meyve almamız lazım. Az mı almışım? Evet. Hepsinden ikişer tane aldım. Oha, saçmalama, bir sürü meyve yenir yani. Öyle mi? Tamam. O zaman meyve... Limon almamız lazım. Ha, lime demiştiniz. Lime alacağız. Normal limon da alsak olur ya. Lime şart değil de lime olursa daha iyi olur. Tamam. Önce ne yapalım? Meyve mi, içeceklere mi bakalım? Bakalım, içeceklere bakalım. Tamam. İçecek reyonundan çıktık. Çünkü inanılmaz kalabalık. Korona olmayalım dedik. Birazdan tekrar bakacağız. Bir şey diyeyim, bir de son gün gelmeyelim dedik değil mi? Kalabalık olur diye. Kuru yemiş alalım. Ne alalım? Bence çekirdek, aman çekirdek diyorum ya. Kuru yemişi şu açık kuru yemişçi reyonundan alalım. Burada baksana, karışık kuru yemiş çok yok. Ben çok fazla almayalım çünkü geçen sefer hatırlasana hiç yenmemişti. Evet, hiç yenmemişti. İşte o yüzden şimdi buradan alırsak istediğimiz kadar alamayacağız ya. Tamam. Oradan istediğimiz kadar alırız. Ne içecekler diye sormadık. Nasıl sormadık? Liste yaptık ya. Hangi bir adam istiyorlar sormadık. Ha, onu sormadık. Onu şimdi gruptan yazalım. Ne istiyorlar diye. Biz içecek reyonunu şöyle bir turladık. Gene aynı. Bir şey söyleyeceğim. Herkes içecek reyonunda elinde telefon yalnız. Kimse içeceklere bakmıyor. Kimse içecek almıyor şu anda. Aynen. Hadi ben vlog çekiyorum, onlar da çekiyor. Aa, kuru yemiş reyonuna gelmişiz yalnız. Ben şu an fark ediyorum bunu. Bir dakika. Bademden vazgeçiş fiyatımız 119.90. Antep fıstığından da ben şu an vazgeçiyorum. Evet, bir aynı. Doğduğum günden. Yani evet, doğru. Bir şey söyle, bak şu karışık VIP ekstra diyor, 70 liraymış litresi. Ama litresi ne ya, kilosu? Onun içinde de bir şey diyeceğim. Ha, şu mu? O da güzel. Ya böyle kuru yemişlerin içine fıstığı dolduruyorlar da gerisini indirimdeymiş, bir de 60 lira. Ya şey yapıyorlar ya. Bence de en ideali şu hanım leblebi ya da. Bütçemiz ortada. Bence bundan ama az. Tuborg Efes Malt olur diyor Hilal. Şunu mu diyorsun sen? Aynen, bu da bir oluruma gibi geldi bu, benim. Bu 70 lira. Aslında baktığında kajusu var işte. Ha, bir tane kaju koymuşlar içine. Fark etmez. Zaten dediğin gibi çok da yenmiyor. Böyle bir ağza atılacak bir şey. Şun 350 mi? 300 gram. 300 gram. 300 gram. Abla, nasıl? Kaç para akü dedin? 1100 lira. 1100 mü? Yok canım. 1100 lira verdi. Bu akü çok pahalı bir şey. Oha. Ya benim arabanın da aküsü bittiyse. Çiçek reyonundakilere komplo kurup.
Pardon. Özel harekat diyor. Rafın arka tarafından dolaşıyoruz. Nasıl ama? Zekamız mükemmel. Dil umarım burası da kalabalık değildir. Bakayım. Allah, trafik var gene. Kapatyalı işte. Ben şurayı... Geç geç, bence bu sefer geçebileceğiz. Olsun. Evet. Aa, burası boş mu? Hilal fark etmez demiş. Bakayım. Gruptan. Kim? Hilal, Kübra da mı spor kol istiyor? Kol, bomont filtresi de olur demiş. Tamam, o zaman oradan ikişer tane istiyordu ya. Dörtlüden bir tane alalım. Tamam, bir tane bundan alalım, bir tane de başka bir şey. Kaysberg de olur, atıyorum. Yani Kaysberg ya da bomont filtresiz. Sana ne? Ben uyarım ya, bana fark etmez. O zaman bir tane de bomont filtresiz al bari. Nerede o? Dur, bulacağım. Şurada gördüm ben. Şu değil mi? Şu mu? Filtresiz değil mi? Bari az önce görmüştüm. Aynen. Biraları aldık. Şarap, tekila. O küçük bardaklarda. Sangre mi yapacaktın? Sangre. Onun içine hangi meyve konuluyor? Onlardan da alalım. Portakal, lime ya da limon. Elma. Yine bir bakarım ama bu kadar diye hatırlıyorum. Tamam. Şu an ne alıyorsun? Şu an ne var elinde? Onlar ne? Şimdi bu dolucan. Dolucanın genelde şarapları fena olmaz. Bulaş mı? Bulaş. Bu da Kavaklıdere. Kavaklıdere'nin bütün şaraplarının okeyidir. Yani o işin uzmanlık alanı sende olduğu için ben şuan bir şey diyemiyorum. Daha güzelleri var ama sangria yapacağımız için en kaliteli şarabı almayacağımızı düşünüyorum. Okey. Hangisine okey dersen. Bir şey diyeceğim. Tekila şu... Bu da çok okeyim. Ay, onun şişesi çok güzelmiş. Fiyatları ne kadar? Bakayım. Çok güzeldi dostlara. Hayranım mintik. Sınırlı. 109 lira. Ben. Çok güzel. Zaten fiyatından anlaşılıyor. Aynen, güzel oldu. Aslında. 65 lira şey. Gördüm. Dolucu. Yok, dolucu değil. Veren o. Aynen, bu da dolucu ama şey, ikisinin cinsi farklı. Üzüm cinsi. Bir arkadaşım YouTube kanalı var. Şarapları kendisi yapıyor. Ne dersin? Yok, yapsak mı üzüm alıp? Bu reyonun niye bu kadar dolu olduğunu şimdi anlıyorum idi. Halen bir şarap alamadık. Tamam, alıyorum. Hangisi? Göster bize. Dolucu almayacağım. Aa, niye? Çünkü sen istedin. Ha, yok, fark etmez benim için. Ver onu. Sen gene de en ucuzunu al da ben çünkü biraz önce tekilanın fiyatını gördüm. Neden? Bildiğinden şaşmayacaksın derken. Çankayısını da çok severim. O zaman Kavaklıdere'den yana kullanıyoruz oyumuzu deyip. Orta segment şarap, çok pahalı değil, çok ucuz değil. Tamam. O yüzden okeyim yani. Tamam, tekilaya geçelim. Tekila'ya vallahi hazır mıyım? Az önce bir fiyatını gördüm de kendimi çok hazır hissetmiyorum. Baksana bayağı işte kilit milit koymuşlar, o kadar değerli. Altı değerli. Aynen. Yani, gram bir şey söyleyeceğim. Şu küçüklerden alalım bak, onlar daha ucuz. Bunlar çok pahalı ya, 184 lira diyor, iyi değil. Yapma etme yani, gözünü seveyim. Ya ben ne yapayım? 190 lira. Çekme. Vazgeç. Tamam. Hangisini alıyoruz o zaman? Bunu. Kaç gram bu? Kaç 350 mili. 350 mili. Şuradaki 700 mili midir? Şu. Şu da 700 milim. Ama 199 lira. Şimdi yarım içliğini. O minik bardakların dibine koyacağız. Üstüne. Tamam ya.
halledeceğiz. O kısmı sonra halledeceğiz. Bunda bir karar kalın. Tamam. Zaten golden almayacağız. Normal beyazı alalım. 184 lira. Tam o, yani onu al o zaman, ne diyeyim? Ne yapayım? Battı balık. Bir şey söyleyeceğim, arada 80 lira var ve 2 katı var. Teknik olarak baktım. Evet, doğru. Hesaplamanı bir daha duyabilir miyiz? Baskı altında hissediyor. Şundan mı alalım? Şimdi bundan, dur. Bundan 10 tane falan çıkar maksimum. He. O yüzden bunu alıyoruz. Tamam. 20 bardak çıktı. Kişi başı 5 bardak. Bir şey soracağım. O zaman bu şişenin dışı kalın, kabuğu. Çünkü çok var gibi gözüküyor, evet, içinde. O küçücük bardaklardan 50 tane çıkar gibi geliyor bana. Yani bu 700 mili. Hmm. O zaman benim aldığım bardaklar fazla küçük. Tamam, al hadi. Onun kilidini de kasada mı açtırıyoruz? Gidip açtıralım. Zaten bitmiş. Bak, hep ondan almışlar. 2 tane var sadece. Yani öbürü kime yetecek? Aynen. Öbürü 2 kişiysen yeter yani. Hadi maksimum 3 olsun. Hadi. İçecek kısmı tamam mı? İçecek kısmımız tamam. İçecek. Tamam. Allah'ım. Yine de küçük alışveriş sepeti. Tamam. Meyveye geri dönüyoruz. Az meyve aldığımı söylüyor. Çünkü 2'şer tane almıştım ben. Daha çok olmalıymış. Bir de cips paketlerini büyüteceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Dün Hilal'le konuştuk. Ben şey dedim, ben diyorum ki Hilal'e, diyorum ben abartmayı severim ya diyorum. İnşallah İdil beni dizginlemez diyorum. Şu an 2 meyve almışım. Küçük cips almışım falan. O zaman bu elmalardan aldım ben. Meyve reyonunda da bayağı oyalandık. Bakayım, portakal aldık. 4 tane sangre yapacak İdil bize. İşte elma aldık, ayva, üzüm. Onları almıştım ben zaten. Greyfurt almıştım 3 tane. İdil dedi acı acı olmaz. Çıkardık, bir tane aldık. Limon almaya gitti şimdi. Limon çok lazım oluyormuş. Öyle diyor. İdil turşu kurcası herhalde limonla. Tekileyi neyle içmeyi düşünüyorsun? Daha da alıyor yalnız, orada da gözü var. Hadi al. Şurada tart var, tartacağız kendimiz. Ya olmadı, ben bizim oradaki marketlerden de alırım. Şey yap. Yarın falan. Bir şey söyleyeyim, ben kendi başıma yapamazmışım ya. Özellikle içecek kısmını. Ben tek başıma yapamazmışım. Başımıza bir şey gelmesin diye. Başka bir şey olur mu? Cipsleri büyüteyim demiştin yemek, ya. Yemek için bir şeyler alıyor mu? Kuş üzümü, pirinç falan aldım ben. Kuş üzümü aldın mı? Almadım. Kuş üzümü al. Nerede? Kuş üzümü çok azıcık alsak olur ya. Tamam. Ana bu gene kendi kendine çekiyor. Kuş üzümü alacağız. 2,5 dakikadır ne çekti acaba? Kuş üzümü, çünkü iç pilav yapacağız. Bir de ne alacağız? Başka ne konuluyor iç pilavın içine değil? Karabiber diyor. Fıstık falan konur ama ona gerek yok ya. O kadar... Bence de ya, fıstık mıstık boş ver. Yani... Meyve aldık. Evet. Muz alalım mı 2 tane? Olur. Şey yaparım. Çeşitim. Tamam, git hadi al da gel. Sen arabanı almamışsın. Geliyor benimle. Cipsleri değiştirelim. Kuş üzümü bulamadık madem. Yani bulduk da Allah. Kuş üzümü size soruyorum. Bir kuru yemiş midir yoksa bir baharat mı? Sence? Ben baharat olduğunu düşünüyorum. Çünkü yemeğe böyle baharat gibi bir tat katıyor ya. Tek başına yenmez mi? Kuru aslında yemiş ya. Aslında meyve mantıken. Ha. Meyvegillerden olması gerekmiyor. Burada ortayla konuşuyor. Ama tamam, meyve de. 1800 yıl meyve olarak toplanmış. Tamam, cipslerimiz şundan aldım ben. Ayak kokulu Doritos. Ayak kokulu turuncu kardeşim. Aa, yanlış ayak mı almışım? Ayak kokulu turuncudur. Bir de Ruffles'ı aldım. Patlamış mısır, mısır patlatırız diyor musun? Tabii canım, evde bir sürü mısır var. Evet. Sen onu mu aldın? Bunu küçüğünü aldım işte. Onu al. O zaman değişelim. Bunu koyalım. Bir de Doritos mu alalım diye. Bir de Doritos almıştım. Bir tane baharatlı, bir tane sade gibi düşündüm. Doritos küçük olsa olur. Senden Doritos. Gerçekten İdil her konuda topluluk hakkında ben karar verir. Yani, topluluğa göre. Bugün bunun testini yaptım. Tam bir uzlaşmacı kişiliğim. İşbirliği konusunda inanılmaz. Bunu nasıl testini yapabildin? Nerede? Yüksek lisans hocalarının anlattığı testleri.
Ha öyle test. Ben de dedim iş yerinde bir şey oldu herhalde. Hayır. Listeye bakacağız. Eksik bir şey kalmasın diye. Tavuk yapacağız ama tavuğu şimdi almıyoruz. Çünkü daha 2 gün olduğu için dolapta bozulabilir. Buzluğa koyarsam onun bir de önden çıkarıp çözülme süresini beklemem lazım. Bence de büyüğünü aldı ortasını. Ay korktum gene. İşte öyle bir tavuk almayacağız. Bir şu an kuş üzümüyle ilgili aramızda çeşitli tartışmalar söz konusu. Neyle alakalı? Kuş üzümüyle ilgili. Haberin var mı? Ne? 7,5 saat. Allah 7,5 mu? Bak, listeye bak. Ne, var mı eksik yedik alınması gereken, unutulan, unutulmayan. Yani aslında daha yarın da alabiliriz ama unutmayalım bugün artık gelmişken. Kuru kayısı hep şöyle var, minik kuru kayısılar var ya aşurenin içine konulan, ondan var evde. Ya yok, gerek yok bence de artık bir sürü. Yok. Şimdi listemize baktık. Aynen. Ne alsak da acaba diye. Peynir, 3 çeşit peynir aldım. Oraya da bir bakabiliriz oraya ona. Şimdi salatalık ve havuç almaya gidiyoruz. Kokteyl yapmak için. Oo, akrobatik hareketler yapayım. Ha, havuç bak şuradaydı. Nerede? İş paylaşımı çünkü yarım saatimiz kaldı. Ben havuç alacağım. İdil de salatalık alacak. Poşet. Şurada. Poşetin var mı? Poşet. Yok. Al poşet vereyim. Sana da kopardım. Eyvallah. Nasıl paylaşımcı bir insan görüyorsun. İdil haklı çıktı. Kuş üzümünü baharat reyonunda buldum. Evet. Bu yeter ama zaten. Ne oldu hala? Ama aynen. Havucumu aldım. Ben havucumu tartmaya gidiyorum. Sen aldın mı salatalık? Şurası boş. Oraya gidip tartacağım derken orası da doldu şu anda. Şurada bekliyorum. Yine bir ikilimdeyim. Havucu tartacağım ama meyve mi sebze mi olduğunu bilmiyorum. Bilemedim. Aslında şurada var sebze. Ay elim. Aynen havuç. Şuradan. Bakalım. 3.21. Kaç tane? 5 havuç. Poşetli alırsa bayatlamaz. Beyaz ekmek alırsak bayatlar da. Hani tam buğday falan böyle poşetli olursak ona bir şey olmaz. Galeta. Galeta ne yapacaklar ki ne ya? Ha. Bir şey, peynir tabağına şu an bu peynirler yetiyor değil mi? İdil bak. Hindi. 129 liraymış. Piliç. Hindiye bakıyor. Bir baktım Hindiye bakıyor. Aa tatlı yapacaktık. Bir şey soracağım. Tatlı hiçbir şey almadık. Evet. Onu nasıl yapalım? Biz mi yapalım? Ya da böyle çikolata falan hani. Bir de sen bir bak peynirlere. Ya tatlı. Ben küçük bir tane eski kaşar aldım. Şurada benim aldığım eski kaşar. Dil peyniri aldım. Bir de şundan aldım. Hı. Biraz yani normal başka beyaz peynir almak istersen onu da alabiliriz. Peynirlerimize ve de topik peynir ekliyoruz. 2. Kürdan var. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tatlı konusunda da haşhaşlı revani yapayım ben yarın. İşten gelince yaparım. Çok büyük bir şey yapma. Onu bir tepsi yapmak zorundayım. Nasıl yapacağım çok büyük? Haşhaşlı revani yapma. Çok fazla çünkü. Ve çok ağır gelebilir o kadar içkin. Hmm, çok evet. Çok yenmiyor ya. Yok çok yenmiyor ama gene de bir arınıyor böyle bir ağzına bir şey atıvermelik gibi sanki. Galeta'ya bakalım. Galeta'ya bakalım. Olmadı şöyle düşündüm de şey sana gelip aa Edemoğlu'ndan ya da şeyden Uğurlu'dan. Aynen. Tuparla da konuşuruz. Aynen. Pardon. Evet. Bence de çok mantıklı. Aa grisin böyle küçük mü? Alalım. Galeta dedim başka. Büyük şurada var bak. Şu yukarı. Şu yukarıdakiler nasıl? Şunun inceleri çok güzel.
Şu alttakiler daha ince sanki. Uno diyor ama. Kimin galetaları? Güzele benziyor zaten. Bence o olur ya. Çünkü daha galeta galeta. Hı-hı. Genelde Uno'nun her şeyi katkı maddede. Evet, doğru bence de. Zaten aynı şey yapmışız. Aynen. Çok şey yapmayacağım. Ekmek alacak mıyız ya? Ekmeği sonra mı alsak ya da? Ekmeği de. Aynen, bence de. Pastaneye gireceğiz ya. Yavaş yok. Şuradan geçelim. Şöyle kasaya doğru ilerliyoruz artık. Tabii son gün alınması gereken şeyler de var daha. İdil'i gene peynir reyonundan çıkaramadık. Neye bakıyorsun? Peynir değil, ne? Sosis mi alacağız? Yok. Ne alıyoruz? Salam. Peynir tabağına şöyle küçük bir tane mincisini alıyorum. Güzel olur. Yani sen öyle diyorsan. Bu aldım, bunu da sepetimize ekleyelim. Ve bitiyor olsun. Allah'a şükürler olsun. Kasaya gidelim ve kasadaki kuyruğa yani bak. Yani arabanda bir dolu alkolle Allah'a şükürler olsun ama ben. Ay tövbe tövbe. Ben de sen alıyorum. Hayır yani alışverişim bitmesi. Hani Allah'a şükür bitti falan hani. Yani tövbe et. Yani tövbe. Tövbe zaman. Bunlar böyle. Aldık, sıraya gireceğiz. Yalnız gerçekten İdil geldiğin için çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Ben asla yapamazmışım. Evet. Ben de bundan korkuyorum. Evet, şu an kısadayız ve ne tutacağı konusunda tahmin yürüteceğiz. İdil, ne diyorsun? Şöyle bir gözümle topluyorum. Şunlar bir kere içecekleri bir yani. 600 diyorum. 600 mü? 600. Tutar ya. Zaten şu 180 lira. Şu. Şu. Zaten şurası 350 lira sadece içmeyi. Diyorsun. Öyle yani. Bir şey diyeceğim. Şu an benim fikrim 570. Daha az tutar ya. Ne olur inşallah daha az tutar. 30 lira için mi olsun? 30 lira mı ya? Daha yani inşallah. Evet. Yani bir ihtimalle 500-550. Ama 500 garanti ama bir şey söyleyeyim mi? 500 garanti. 500 garanti yani. Yani 150 tutar zaten meyve de sağlıklı. Ay evet Kız iki tane şey aldım, üç tane şey aldım. 5 lira tuttu ya meyvelerde. Bir tane o grafik, bir tane grafik kaç paraydı? 3 lira mıydı? 2 lira mıydı? 3 lira mıydı ya? Böyle bir şeydi. Bir tane yani. Gidelim kasaya doğru. Bende de var o, biliyor musun? Ama bir şey söyleyeyim mi? Baksana şunu müzeye koymuşlar, bildiğin burası 500-600 tutmayacaksa ben de bir şey demiyorum yani. Bildiğin. Bu ne? Su mu bu? Bu köpüren beyaz şarap. Bu arada benim sesimi çalmıyor ki kulaklığım var. Yo alır. Alıyor mu? Alır bence. Ben de alırım ama o tamam. Ben tercüme edeceğim seni. Köpüren beyaz şarap. Köpüren yani beyaz şarap. Şampanya alamayan bizlerin. Kendimizi alıyoruz. Şampanya patlıyor mu peki? Patlıyor. Sizin müşterilerimiz, mağazamızın rondekta içerisinde kapanacaktır. Kasalara doğru ilerlemeniz önem vereceğimiz. Bakalım kiminki tutacak tahmin. Alışverişimiz bitti. Battaniye almadık tabii ki de. O şirketin yeni yıl hediyesi İdil'in. Ben bugün home office olduğum için alamadım. Yarın alacağım ofise gidince. İdil ödüyor. 527.80 mi İdil? 527.80 Çıktık. Aynen. Yani bence de iyi tuttu. Bence de. Yani bayağı bir şey aldık çünkü. O değil de yani o kadar savaş verdim ve sadece kuş üzümünde indirim var. İdil'in Carrefour kartı çalışmadı falan, orada bir krize girdik biz. Eski iptal mi olmuş dedi kadın? İptal olmuş değil, çöpe attı. Aynen, kartı çöpe attı İdil. İdil'in önünde kartını çöpe attı. Aynen. Bir sinirlendi İdil ama... Değil mi? Geri ver yani. Sen ne yaparsan yaparsın. Belki kilitli kalan kapıyı açacaksın yani, eski kart diyeceksin de. Neyse. Öyle bugünkü yılbaşı alışverişimiz. Bugünkü yılbaşı alışverişimiz bu kadar. Nereden çıkacağız? Asansör şurada.
Yalnız video kapatamıyorum. Bugünkü yılbaşı alışverişimiz deyip. Aynen. Yılbaşı alışverişimiz bitti. Şimdi bunları arabaya koyacağız ve ben bunları çatı kapına nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Edil geri dönmek zorunda. Sokağa çıkma yasağı başlayacağı için. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Bu kadarını artık ben hallederim diye düşünüyorum. Bu videoda bu kadardı. Bu videoyu izlemeden yılbaşı alışverişi yapmayın. İdil'in en iyi tecrübelerinden. Hayır, perşembe. Evet. Kendinizi iyi koruyun. Bizim gibi tek maske takmayın. Aynen. Bakalım. Video izleyip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.